Hazreti Peygamber'in en sevdiği özel sahabesine söylemiş olduğu sözleri efendim tek tek lütfen siz de kendinize, çocuklarınıza, ailenize, sevdiklerinize söyleyin. Onlarla paylaşın ki bunun hem dünyamız hem ahiretimizde bizlere faydası olsun diye ifade ediyorum. Peygamber şöyle buyurdu, emaneti yerine getir ey Muaz. Doğru sözlü ol ey Muaz. Sözünde dur ey Muaz. İhaneti terk et, sakın ihanet etme. Yetime merhamet et ey Muaz. Yakın akrabanı, yakın akrabanı koru ey Muaz. Gazabını, öfkeni, kin ve nefretini bastır ve ortaya çıkarma ey Muaz. Selamı yay ey Muaz. Kur'an-ı Kerim öfkesini yutanları kazimin el gayiz, kin ve nefretini yutanları övüyor peygamber. Kur'an-ı Kerim övüyor, peygamber övüyor. Selamı yay ey Muaz. Abdullah bin Selam, meşhur Medine Yahudilerinin başında gelen, Hibir diyorlar ona, yani alim, derin alim, muhteşem bir alim, Tevrat'ı ezbere bilen, Tevrat'ın tefsirlerini ezbere bilen bir adam. Kim? Abdullah bin Selam. Peygamberimiz Medine'ye gelince Abdullah bin Selam diyor ki herkes ondan bahsediyor. Bu Muhammed'i bir de ben göreyim diyor. Şöyle bir yakınına gideyim, bakalım acaba nasıl bir adam. Meşhur Yahudi, alimi, bilgini, peygamberi denemek istiyor, tanımak istiyor. Yanına girdim diyor, beni tanımıyordu, yanına gittim, oturdum diyor. Onu izledim uzaktan, böyle biraz izledim, baktım şunu söylüyor. Selamı yayın, selamı yayın, yemeği yedirin, yani fakire yemek yedirin. Selamı yayın, fakire yemek yedirin. Sıla-i rahmi koparmayın, namazı kılın, insanlar uykudayken secdeye varın. Sözleri muhteşemdi diyor. Dokunaklıydı, insanları etkiliyordu. Eksikleri gideriyordu, muhabbet ve uhuvvet oluşturuyordu. Sevgi ve birlik oluşturuyordu. Sonra yüzüne baktım, öyle güzel bir yüzü vardı ki, öyle muhteşem bir yüzü vardı ki, ben dedim ki bu yüz bir yalancının yüzü olamaz. Ve Abdullah bin Selam Müslüman olacak, sahabi olacak. Onun için selamı yaymak son derece önemli. Devletin başkanına bağlan, yani seni idare eden kişi, başı kuru üzüme benzeyen, başı kuru üzüme benzeyen bir farklı renkli, yani köle gibi gördüğün bir insan bile olsa onu tartışmayacaksın. Ona bağlanacaksın ey Muaz. Kur'an'ı iyi düşün ey Muaz. Ahireti sev ey Muaz. Kim ahireti sever? Ahirette arası iyi olan Allah ahireti sever. Allah'la arası iyi olan ahireti sever. Peygamberle arası iyi olan ahireti sever. Başkası ahireti sevmez. Nefret eder ölümden. Ölümü duymaktan nefret eder. Çünkü ölüm ona ahireti, ölüm ona hesabı hatırlatıyor. Ama kalbiyle Allah'la olan, peygamberle olan bir kişinin ölümden ne korkusu olacak? Ölüm mukadder son değil mi zaten? Hani deden, hani ninen, hani dedenin dedesi, hani onun babası, hani onun babası? Nice insanlar gitti, gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler, çocuklar. Sen de gideceksin ama temiz gitmeye gayret et. Hakla gitme, haramla gitme, kul hakkıyla gitme, vicdansızlıkla gitme, hasetle gitme, dedikoduyla gitme, yalanla gitme, dolanla gitme. Bunlara dikkat edersen kazanırsın. Gelecek konusunda ölçüsüz ümit besleme. Yani sonsuz yaşayacaksın gibi yapma. Yarın ölecekmişsin gibi ahiret, bugün ölecekmişsin gibi, yarın ölecek, hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya, yarın ölecekmişsin gibi ahiret için çalış. Hiçbir Müslümana küfretme. Bakın ölçülere. Peygamberi Muaz bin Cebel'e, en önemli valilerinden biri olan Muaz bin Cebel, Yemen'i düzelten adam, Yemen'e gönderdiği büyük fakih, büyük hukukçu Muaz bin Cebel'e sözleri bunlar peygamberin. Hiçbir Müslümana küfretme. Hiçbir yalancıyı doğrulama. Biz ne yapıyoruz? Seni seviyorsam örtüyorum. Seni sevmiyorsam örtmüyorum. Bu doğru değil. Doğru olan nedir? Adalet, adalet, adalet. Bu terzinin şaşmaması gerekir. İmanda adalet, kainatla ilgili adalet, hayvan haklarında adalet. Bir otu koparırken bile adil davranmak. Bir fazla çırayı yakarken bile adalet davranmak. Bir fazla elektriği yakarken bile adalet.
Düğmeye basamıyorsan adaleti çiğniyorsun. Kendi evlatlarının, torunların hakkını başkasına yediriyorsun. Hiçbir yalancıyı doğrulama. Hiçbir doğruyu yalanlama. Yani doğru söyleyeni sakın ve asla yalanlama diyor sevgili Peygamberimizin Muaz bin Cebel'e sözlerini.